Lan oğlum bak her yere sıktım yapma ya. Odayı biraz... Bak her yerde var kanka bak birden patlar gaz gibi yapma. Dur lan dur. Anam yandım. Yandım dur. Yandım. Kime yandım? Oğlum ne eğlendik lan ayaküstü? Şimdi. Arkadaşlar bugün güzel bir gün. Jakarta'dan gidiyoruz. Herkese günaydın. Bali'ye gidenler ve diğerleri. Selamlar. Şimdi Jakarta'dan ayrılıp Bali'ye gidiyoruz ve video başlasın. Abiler şimdi Erdem neden Jakarta'da çok fazla video çekemedin? Çünkü biliyorsun abi Ramazan şu anda ve Jakarta'daki genel anlamda gidilecek olan yani gece hayatına dair ne bileyim gezilecek olan yerler böyle biraz abi yağmur yağıyor şu an çok iyi. Biraz böyle sıkıntıda insanlar genel olarak oruç tuttuğundan dolayı çok fazla böyle aktivite yapamadık burada. Yani yapabildiğimiz en iyi aktivite gidip bir şeyler yemek oldu, atıştırmak oldu. Çok fazla gezemedik. Eğer tekrardan müsait bir zaman bulursak buraya gelebilir miyiz? Gelebiliriz. Neden olmasın? Jakarta iyi mi? İyi. Ama yani Kuala Lumpur gibi bir metropol abi. Büyük şehir. O yüzden biliyorsun biz de böyle yüksek koca koca binalardan kalmaktansa böyle biraz daha güzel doğal yerleri sevdiğimiz doğrudur. Yani one day. Yeah. Abi hemen şöyle bir olay varmış. Bir günü herhalde ödemeyi atlatmışız. O yüzden onu bir halledelim ondan sonra tekrardan geliyorum. Hadi bakalım. Abi şimdi bir gün biz ödemeyi unutmuşuz. Böyle bir karışıklık olmuş. Çünkü buradan marketlerden ödüyoruz. Birinde ödediğimizde kendi yaptığımız rezervasyonu iptal etmiş. O yüzden şimdi biz de çıkarken dedi ki bir gün ödemediniz dedi. Eğer buradan cash ödediğimiz takdirde 250 bin istiyor bizden. Biz de tekrardan bugün için rezervasyon yaptık. Bir günlük o da ortalama 180'e tekabül ediyor. 180 yani 90-90 memoyla vereceğiz. Sonra da buraya tekrardan geri gelip ödediğimiz o slip'i göstereceğiz. Sonra her şey okey. Buradan da Chiu havaalanına. Evet böyle bir yerde kaldık. Buranın günlüğüne 90-90 verdik genelde. Yani hafta sonları biraz değişti fiyatlar. Bir 100 oldu. Yani totalde 200 verdik. 200 bin. Bir böyle 90 verdik. Bir 80 verdiğimiz oldu. 160'a da kaldık burada aynı zamanda. Fiyatlar yani sürekli değişiyor. Günden güne. Ondan sonra. Yani fiyat performansı olarak fena değildi. İyiydi. Yani ne iyiydi ne kötüydü açıkçası. Ama kalınabilecek bir konumda. Güzel bir konumda. Yakın bir konumda. Merkezi bir yerdeydi. Problem yok. Everything okay. Evet şimdi gidiyoruz dediğim gibi buradan da abi havaalanına. Hadi bakalım. Evet burada bir güzel tarafı da şu arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Agoda'dan rezervasyon yaparak buradaki marketlerden ödeme yapabiliyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Kendinize bir kod alıyorsunuz. Barkod. Seçerekten işte örnek veriyorum. Bak Alfa Market var. Bu Alfa Market'i seçtin. Agoda'da böyle bir seçim var ödeme seçeneği olarak. Alfa Market'i seçtin. Sana bir barkod veriyor. Gidiyorsun Alfa Market'i okutuyorsun. Parayı da ödüyorsun abi. Güzel bir sistem. Bazen bunların sistemleri arızalı oluyor. O yüzden şimdi önce soracağız. Ondan sonra yapacağız rezervasyonu. Size de uygulamalı bir şekilde göstereceğim agalar. Hadi bakayım. Abi bak burada. Barkod burada. Verdim hemen barkodu. Ha böyle. Şöyle. Şimdi abla buraya okutuyor bak görüyorsun. Abla sakın çıkma dışarıya. Bak, biraz pırpır ediyor. İdare et. Gösteriyorum hemen. Hop okuttu. Şimdi buranın slipini de alalım abi. Aynen, götürelim aynen, adama. Adam şimdi bizi kaçakçı sanmaz. Aynen öyle. Fişimizi de alalım. Aldık. Şunu da ödeyelim mi diğerinde? Şimdi abiler Bali'deki konaklamamızı da buradan ayırıyoruz. İki günlük biri arası. Bir rezervasyon yaptık. Yeniden buradan ödeyeceğiz. Müthiş ya. Vallahi süper. Şimdi yavaştan otele geçeceğiz abi. Hadi bakalım. Evet gençler bütün olayları hallettik şimdi. Tekrardan kaldığımız yerin önüne gidip taksiyi arıyoruz. Neden taksiyle gidiyoruz abi? Toplu taşımayla gittiğimiz takdirde hem geç kalıyoruz hem de şöyle arada bir 10-20 TL fark ediyor. 10-20 TL. Bu yüzden zamandan tasarruf etme adına, geç kalmamak adına taksiye binip buradan gidiyoruz. Normalde 2 kat fiyat ama biz 2 kişiyiz. Haliyle böyle 2 yapınca ucuzluyor yani mantıken. O yüzden taksi kullanacağız. Ortalama da sanıyorum ki 45 dakika bir yolumuz var. 45 dakika sonra da havaalanına varmış olacağız. Bugün Bali'ye gideceğiz arkadaşlar. Bali'nin saatiyle de 5:40 geçe Bali'deyiz abi. 5:40 geçe oradayız. Güzel 10 numara bir konaklama tuttuk. Bir böyle apart tarzında. Tatlı bir yer. Çok çok güzel olacak ya. Ben inanıyorum. Hello. Çok güzel olacak gerçekten. Zaten ben dediğim gibi hello. Endonezya aşığıyım. Gerçekten aşık oldum. Öyle bir memleket burası. Arada bir de böyle yağmur yağıyor ama sıkıntı yok. Neyse Bali'yi tam olarak gezememiştim. Böyle içimde bir ukde kaldı arkadaşlar. Bu seferki gezimizde
Bali'yi böyle güzel gezeceğiz. Böyle tatlı yerleri var yani. Gidecek olan 10 numara 5 yıldız yerleri var. Onların hepsini beraber umuyorum ki bu sefer gezeceğiz arkadaşlar. Umarım çok güzel olur. Ben açıkçası heyecanlıyım. Vallahi nasıl yapacağız bilmiyorum ama yine spontane gideceğiz. Bunda bir motor kiralama fikri var yine. Motor kiralayıp gezeceğiz. Hello. Bakalım bu sefer daha fazla yol yapacağız. Umuyorum ki. Evet, hadi bakalım o zaman. Şu slip'i göstereyim ben. Ondan sonra taksiyi arayalım da gelsin. Arkadaşlar şimdi bu kankamla bir pazarlık yaptık. Hello. Adam. Dedi ki hiç taksiyi aramayın. Taksiye baktık kaç para? Ortalama 85 lira falandı. 85 bin. Hiç taksiyi dedi aramayın, ben sizi gelin götüreyim dedi. Hadi gidelim hep beraber dedik biz de. Gidiyoruz. Maksat esnaf kazansın. Küçük esnaf kazansın. Anladın mı? Şimdi bu kankamızla gidiyoruz. Hadi bakalım. Abiler şimdi bak kankamla beraber gidiyoruz. Yoldayız. Ahan'la böyle yola çıktık. Hadi bakalım. Kankam ya. Adam. Kral. Evet. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar herkese selamlar tekrardan. Şimdi geldik. Havaalanındayız. Biz check-in'imizi yaptırdık. Kafamız rahat. Ama gene de gelelim. Vatani görevimizi yapalım. Biletlerimizi falan bastıralım. Her şeyi halledelim. Ondan sonra çökelim, bekleyelim abiler. Şimdi dediğim gibi havaalanındayız. Burası öyle çok büyük bir havaalanı değil. Çok küçük de değil. Gördüğün gibi böyle bir yer abi. Aha bunlar çekim makinesi bunlar. Dur bakalım. Bir A diyor. Biz aha burası arrival'mış. Biz kalkışa gidecek. Ah çekim. Hadi gel bakalım. Ulan şu makinalarda ömrümüz geçti resmen ya. Super AirJet. Abi hemen böyle çözüyoruz. Biletimizi alacağız. Buradan ben bir KNR number'ımı yazacağım. Hemen şu bileti çıkarıp abi geliyorum. Evet verecek abi şimdi biletimi. 8 kilo bagajım, ay 20 kilo bagajım var normalde. Ama ve lakin ben kullanmayacağım. 7 kilo diyor bagaj hakkım var diyor, kabin bagajı. Onunla devam. KNR kodu yazıyoruz. Şimdi benim kartı bastırıyor abi. Alayım. Teşekkür ediyorum canım. Sağ ol. Hürmetler. Evet gördün. Jakarta Denpasar. Olay budur abi. Şimdi buradan giriş tarafına bir A. O tarafta oraya doğru gidelim. Hadi bakayım. Arkadaşlar şimdi havaalanındayız. İçeriye girdik. Böyle bir... Hello. Hemen abla bize yardımcı olsun, bekle. 170 bine dedi ki lunch'ı kullanabilirsiniz isterseniz. De orada bekleyebilirsiniz. Sigara içme alanı varmış. Yemek yiyebilirmişiz. Ücretsiz wifi varmış. 170 bin kişi başı. Gerek tabii ki yok. Şimdi bizim zaten check-in'imizi yaptığımızdan dolayı başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Gidip abi tapunun önüne çökeceğiz, orada oturacağız, bekleyeceğiz. Yani orası bizim lunch'ımız. İnternetimiz var zaten, sıkıntı yok. O yüzden zaten çok da büyük bir havaalanı değil. Ha böyle geçecek bir yere çökeceğiz, bekleyeceğiz abi. Problem yok yani. Bu arada ortalama 2 saat sürecek. 1 saatte zaman farkı var. 3 saat olacak toplamda. Yani biz 2 saat gideceğiz ama 3 saat ileriye gideceğiz tabiri caizse. Şöyle olacak kısaca. Saat 2.40'da bineceğiz. 5.40'da orada olacağız. Böyle bir durum söz konusu. Zaten ama problem yok. Check-in'imizi yaptırdık dediğim gibi. Seminyak'ta kalacak yerde ayarladık kendimize 2 günlüğüne. Eğer orayı beğenirsek orada biraz daha uzatmayı planlıyoruz. Yok eğer beğenmezsek başka bir yere geçmeyi planlıyoruz. Zaten çok fazla bir lokasyonda kalmayı düşünmüyoruz arkadaşlar. Biraz böyle hızlı hızlı hareket edeceğiz. Her yerde kalmayı elimizden geldiği kadar çalışacağız. O sebepten şimdilik Seminyak'ta 2 günlüğüne tuttuk. Seminyak zaten bildiğin üzere bir önceki zamanda gitmiştik. Seminyak böyle deniz kenarına yakın, tatlı bir yer. Ortalama zaten 1 kilometre yok herhalde kaldığımız yerle denizin arası. 10 numara gün batımı var. Biliyorsun Six. Ne Six bir şey biçti ya, unuttum adını. Geçtiğimiz Bali videosunda göstermiştim orayı arkadaşlar. Luna ile gün batımını izlemeye gittiğimiz yer. Oraya ortalama 1 kilometre uzaklığında. Güzeldi bu hostel. Zaten göstereceğim size. Hostel değil, daha doğrusu apart gibi böyle. Niye böyle bir şey? Ekonomik abi, o yüzden. Hostelden daha ekonomiye geliyor. Böyle bir şey yaptık. Ucuz olduğu için yani. Yoksa tabii ki tek kişinin tercih etmesi biraz mantıksız yani. Eğer ekonomik bir şekilde geziyorsanız. Ucuz, fiyat performans olarak çok iyi. Yorumlara falan da baktık. Abi aa, al sana işte bedava lunch oğlum. 170 bin vereceğimize. Bak sigara içme alanı da varmış. Resting araya da varmış. Gel geçelim. Az kalsın. Yalandan yere para verdi. Buradan geçeceğiz şimdi. Neyse. Aha geçeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar zaten göstereceğim dediğim gibi. Çok güzel, 10 numara bir yer. Valla beğeneceğimizi umuyorum ya. Bakalım. Evet şimdi X-Ray'e geldik abiler. Şöyle göstereyim. X-Ray'deyiz. Sanırım burada çekim. Hello. Okey kapatıyorum. Görüşürüz. Abi şimdi o az önce bize ters yapan polis abi vardı ya. Biz pasaportları verdik. Abi adam ne dese beğenirsin. Türkiye dedi. Evet dedik biz de. Dedi ki ben de dedi Türk'üm dedi.
Yüksek ihtimal akrabalarından birileri buraya gelmişler zamanında. Tam olarak nereden olduğu belli değil ama böyle hani tip Kırgız Özbek gibi bir tipti açıkçası. Akrabaları buraya gelmiş, dedi ki Jakarta'ya geldik dedi biz dedi zamanında. Buraya dedi yerleştik. Ben de dedi burada dedi polis oldum dedi. Oğlum adam ondan sonra ne dese beğenirsin abi. Şöyle yaptı bak, yaptığını yapıyorum direkt abi. Direkt. Aynen şöyle yaptı abi. Mustafa Kemal Atatürk dedi. Yemin ediyorum sana var ya, tüylerim diken diken oldu ya. Böyle bir şey olamaz. Abi inanılmaz bir mutluluk ya. Vallahi inanılmaz bir mutluluk. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bak adam ne güzel yani. Benimsemiş. Keşke biz de benimseyebilsek. Hani ne bileyim. Neyse. Çok da şey yapmayalım. Şimdi yalandan yere bir de linçlerle uğraşmayalım yani. Anladın mı? Çünkü biliyorum linçleyeceğiniz eğer daha fazla konuşmaya devam edersen. O zaman biz bir şurada bir alan varmış. O alana gidelim. Dumanlı hava sahası. Sonra bekleyelim. Zaten uçağa ortalama daha 1,5 saat var. O yüzden dolanacağız yani. Bekleyeceğiz. Öyle çok da büyük bir havaalanı değil. Ama sanki böyle bir kampüsün içinde geziyormuş hissiyatı veriyor. Baksana. Tam Anadolu versin. Eskişehir'e selamız. Eskişehirler beğendi. Aynen. Ağzına sesi geldi. Evet. Böyle bir yerdeyiz. Evet. Şimdi gidiyoruz abiler. Hadi bakalım. Agalar bak burada böyle bir şey var. Karışım hemen gel vereyim elini istersen bak. Ne var oyun? Bak burada abi PES var yüksek ihtimalle. Bak aha burada kankam oynuyor. Allah bak Allah. Free Game diye bir yer var. Oğlum müthiş lan, küçücük havaalanı ama. Bak görüyorsun abi biz buna takılırsak şey yapamayız ya. Uçağa kaçırırız abi. Bak burada oynuyorlar. Burada ücretsiz oyun abi, bak Free Games diyor. Bir mobile bir PlayStation 4 mu bu? Aynen herhalde. Aynen 4. PlayStation 4 görüyorsun. Abi ya. Ücretsiz abi. Oğlum burada bir el atsak lan. Bekle. Ya vallahi var ya, yemin ediyorum özledim ya. Yürü yürü. Çok iyiymiş ama bayağı güzel. Küçük ama gerçekten iyi iyi yani. Aa bak şurada da. Oğlum bak aşağıya iniliyor la burada. Bildiğin şeyde havaalanı bahçesinde ne kadar güzel la. Şaka gibi. Hayır çok küçüktü yani, anladın mı? Baksana abi adamlar bildiğin bahçeyi açmışlar ve diyor ki gel dışarıda böyle sigara içebilirsin diyor kardeşim diyor yani. Bak bildiğin bak burada kafe var. Bahçe. Tam kampüs değil mi ya? Bak burada bahçesi var. Buraya geliyorsun abi. Oturuyorsun. Fiyatları nasılmış hemen onlara da bakalım. Abi kahveler 50K'dan başlıyor abi. Bakery'ler varmış. Aynen. 17K'dan 45, 35, 30. Aynen. Çay 35'miş. Evet böyleymiş fiyatlarda. Yani bir havaalanına göre çok da pahalı değil. Şöyle çökebiliriz. Hadi bakalım. Az bir şey dinlenelim burada. Evet gençler şimdi içeriye gidiyoruz yavaştan. Kapının olduğu yere doğru gidelim. Çökelim abi öyle orada güzel bir yere. Acayip sıcak ya dışarısı. Bayıldık ya. Evet sanırım A3'e gidecektik. Hemen bir kontrol edeyim. Evet A3. Kapımız A3 ileride abi. Haydi gidelim. Evet gençler şimdi çöktük. Oturuyoruz hemen kapının yanında. Memo'yu görüyorsun. Bırakmadı bir telefonu. Hay YouTube. Evet. Bekliyoruz. Ne kadar? Saat kaç? 1.30. Telefona bakmayayım. Saat kaç? 1.30. Bir saat sonra uçak kalkacak arkadaşlar. Bir saat burada oturacağım. Çok yoruldum ya. Vallahi çok inanılmaz yorgun hissediyorum ki. Neyse. O zaman beklemeye geçelim. Hadi bakalım. Abiler şimdi kapı açıldı. Ablam hemen yaptı şovunu. Kapı açıldı. Biz de yavaştan uçağa doğru hareket edeceğiz ama sıranın sonu nerede oğlum? Evet, sıranın sonundayız şu anda. Uçağa doğru yavaştan hareket edeceğiz abi. İnanılmaz yorgunum, anlatamam. Ama şöyle bir şey oldu. Biz check-in'i internetten yaptırırken bize ücretsiz bir şekilde koltuk seçimi verdi abi. Biz de iki delikanlı olaraktan en arka ikiliyi... 32 numara. Abi artık arka sıradakiler bildiğin. Aynen, en arka, arka ikili... Aynen, en arka altılıyı böyle... Kapattık abi. Harbiden ilkokul servisi gibi. Kapattık bildiğin orayı. Orada rahat rahat yayıla yayıla gideceğiz. Bildiğin uçağın arkası bizim. Hadi bakalım. Şimdi şöyle sırayı göstereyim size. Bak bayağı da kalabalık. Gidiyoruz abi. Hadi bakalım gidelim. Pasaporta bakmadı. Zaten şirketçi uçtuğumuzdan dolayı çok pasaporta ihtiyaç duymadı. Direkt bileti verdi. 40 yırttı kenarını. Verdi geri. Şu anda gene bir körük macerasında daha bulunmaktayız. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Söyleyebilir miyim? Yüksek müsaadenizle. Söyle bakayım. Söyle bakayım. Bu arada Erdem'le uzun zamandır seyahat ediyoruz ve ilk defa beraber uçağa bindik. Evet bu bir uçak date'i arkadaşlar. Memo ile ilk defa first date yani, anladın mı? Bu kadar gezdik, ilk defa uçağa bindik. Yani güzel yan oldu bu. Gideceğiz. Hem de yan yana çok romantik bir şekilde. Yani gözlerim yaşardı şu an. Beraber uçacağız bakalım.
Arkadaşlar şimdi dediğim gibi köprüden önceki son çıkıştayız. Tam olarak şu anda uçağın girişinin olduğu bölümdeyiz. Şimdi burası biraz kalabalık. Yavaş yavaş ilerleyelim. Ben size tekrardan açacağım abi. Evet bak görüyorsun abi. Süper AirJet. Bu da Thai Airways'e bağlı bu arada. Şimdi içeriye doğru yavaştan hareket edeceğiz. Abi yine mi pasaporta bakacaksın ya? Şey bilete bakacak da ha burada yakında. Bak da ipa. Hello. Hello. Welcome to. Oh, sorry. Sorry. Bilmiyorum. Yes, are you 7542 Denpasar Bali? Hayır bu benim barkodum ya. Şeyi verdim. Ülkeye girerken şey yapıyoruz ya. Gümrük beyannamesi. Onu verdim adama. Adam bir gün ne oldu? Her yere çarpa çarpa gidiyoruz. Hadi bakayım. Çok kalabalık. Şimdi gençler uçaktayız dediğim gibi yine bir koridor faciası. O yüzden ne yapıyoruz? Ben oturuyorum abi. Ondan sonra tekrardan görüşüyoruz. Hadi bakalım. En sona gideceğiz zaten. Hadi bay. Hello. Hello. Hola. Hello. Tamam uçak bizden ya. Yabancı değil. Hepsi kankalarımız. Neyse kapatacağım dedim ama kapatamadım yani. Geldik zaten. Bu sefer kapatmam lazım. Geldim kanki. Geldim. Hello. En sondayız gördüğünüz üzere. Hemen yanımız tuvalet. Arka beşli. Burada da uçağın kanatçığını görüyoruz. Benim şivemko veriyor arada böyle. Hava trafiği. Uçak biraz eski bu arada. Biraz değil bayağı eski. Harbi eski yani. Ama problem yok. Sağ salim gidecek. O zaman hadi bakalım. İyi uçuşlar şimdiden. Evet abi uçak şu anda kalkışa hazırlanıyor. Bu anı hep birlikte şahit olalım istedim. Ama o kadar yavaş gidiyor ki sanki havada asılı gibiyiz yani. Gençler şimdi indik biz. Çantaları da yüklendik. Birazdan çıkacağız. Böyle oturduk bekliyoruz. Evet şimdi uçaktan iniyoruz arkadaşlar. Aa kapat. Thank you. Abiler şimdi Denpasar'dayız, Bali'deyiz, havaalanındayız. Buradan Seminyak'a gideceğiz. O zaman ne yapalım? Şimdi gidelim. Bu arada pasaport falan kontrolü olmayacak. Zaten dış hatlardan uçmadığımızdan dolayı yani direkt buradan basıp çıkacağız dışarıya abi. Hiçbir şeyle uğraşma yok. Direkt olarak basıp gidiyoruz. Çıktıktan sonra bir de biliyorsun bir önceki geldiğimizde tecrübelendik biraz. Havaalanından çıkacağız. Havaalanından çıktıktan sonra taksiyi arayacağız. Taksiyi çağıracağız daha doğrusu uygulamadan. Çünkü şöyle bir durum var agalar. Eğer ki havaalanındaki taksiyi yani havaalanından taksiyi çağırdığınızda, aradığınızda ya da her neyse taksi fiyatları ortalama tamı tamına iki katına denk geliyor. Neden? Çünkü bu taksiler abi havaalanında şey ücreti veriyorlar. Park ücreti. Bu park ücretini de size yansıtıyor haliyle uygulama üzerinden. Nasıl yapıyoruz? Havaalanından dışarıya çıkıyoruz yayan bir şekilde. Dışarıya çıktıktan sonra belirli mesafede arıyoruz taksiyi abi. Tertemiz ucuz fiyata yardırıyoruz. Şimdi çıkalım. Sen bunları çekebilirsin abi. Ben de böyle eliminden çekeyim. Evet şimdi arkadaşlar dediğimi yapacağız. Havaalanından dışarıya oradan da taksi çağıracağız. Ya oğlum böyle yetişirsek var ya gerçekten yetiştiğimiz takdirde şöyle bir gün batımına karşı bu videoyu bitirmek yok mu? Ne kral hareket olur be. Gerçekten. Çok iyi hissediyorum kendimi. Yine harika olduğum zamanlardan bir tanesi. Çok iyi. Müthiş. Huzur ya abi. Şuraya ayak bastığın an böyle huzuru hissediyorsun. Acayip bir memleket. Hadi gidelim. Gidelim abi. Zaten şurada çok da uzakta değil çıkış diye tahmin ediyorum. Şurada yakınlarda bir yerde. Hadi bakın ben bir bulayım. Bir çıkayım. Sonra tekrardan haberleşelim. Evet arkadaşlar şimdi havaalanından çıktık. Yavaştan çıkmadık daha doğrusu. Havaalanından çıkıyoruz. Bak abi burası gelen yolcu bu arada. O taraftan gitmiştik biz. Bu taraftan dış hatlar uçuyordu. Bu tarafta gelen yolcu, giden yolcu, iç hatlar. Böyle bir iki ayrı bölümü var havaalanının. Neyse, şimdi dediğim gibi az kaldı. Birazdan çıkacağız. Çıktıktan sonra da bir taksi ayarlayıp hemen basıp gideceğiz abi konaklayacağımız yere. Hadi bakalım. Şimdi burada motorcu kankam var. Bak, bize dedi ki 100 bine götürürüm sizi dedi. Kankalar şimdi sizin ikiniz dedi motorla götürürüm. 60 bin verin bana dedi yeter. Taksi de 100 bindi.
100 bin istedi önce. Dedim taksi zaten 100 bin. Nasıl yapacağız dedim. İndirim yap. O da dedi ki tamam ulan dedi. İkinizi dedi 70'e götürürüm. Ben de dedim ki 60 dedi, 70 dedi ondan sonra. Dedim az önce dedim 60 dedi. 60'a gideceğiz şimdi. 100'e gidiyorduk taksiyle, 60'da motorla gidiyorduk iki kişi. Benim çanta önde. Benim çanta önde. Demo arkada. Perişanlık ama olsun, sıkıntı yok. Güzel pazarlık oldu. Abi şu an var ya, inanılmaz güzel eğlenceli gidiyoruz yani. Abi şimdi geldik. Otelin önündeyiz. Şöyle. Geldik şimdi, kankamıza bir parayı verelim de ondan sonra tekrardan konuşacağız, hadi bakalım. Abi şimdi geldik. Hello. Oteldeyiz ama burada niye kimse yok şu an? Bura mı bu aradaki? Aynen geldi. Kankam geldi. Şimdi şu rezervasyon işlerini bir halledelim. Ondan sonra size böyle gezdirebildiğim kadar oteli gezdireceğim. Ondan sonra çözeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi böyle güzel de bir havuzu varmış. Bizi bu arkadaş getirdi odamıza. Abiler tekrardan selamlar herkese. Hemen çantalarla mini bir oda turu. Bak burada bir gardırobumuz var. Burada bir adet televizyonumuz. Burada lavabomuz. Ve burada duşakabinimiz mevcut abi. Böyle tuvalet de aynı şekilde. Gayet güzel. Ben de hemen bir yerleşeyim. Ben müthiş beğendim. Çok güzel yer. Prizlerimiz de var aynı zamanda. Güzel. Evet şimdi yerleşelim. Sonra tekrardan haberleşelim. Adam görüşmek üzere. Kapatma. Ne? Adam ne diyor? Ne diyor? Her gün diyor çamaşır nevresim, havlu değişimimiz var diyor. Oo bak güzel. Artı bir. Adam böyle biraz bir şey yaptım ama bak kettle var abi. Kettle. Baba, kettle önemli. Ya. Şimdi şöyle bir şey, biraz böyle yordu en başında ama ondan sonra biraz cabaladı ama ondan sonra düzeldi. 10 numara. Ben gayet beğendim abi. Çok iyi. Şimdi dediğim gibi birazdan geliyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz şimdi iyi gene bir yerleştik. Vallahi şöyle bir oturayım hatta. Gayet keyifli, inanılmaz güzel, tatlış bir yer. Burayı size gündüz de göstermeyi planlıyorum bir sonraki videolarda. 2 gün boyunca burada konaklayacağız bu arada. Günlük olaraktan buraya 130 bin veriyoruz kişi başı. Yani 260 bine geliyor bu oda. İçerisinde kettle var. Burada diş macunu kitine kadar bırakmışlar. Aynı zamanda saç kurutma makinesi var. İşte fincanlar, çaylar, kahveler var. İçeride size duşu gösterdim. Sıcak suyu var aynı zamanda. Gayet güzel bir yer. Çok beğendim ben. Böyle bir yer yani, çok keyifli. Gayet iyi. 2 gün buradayız. Dediğim gibi günlüğüne 130 bin veriyoruz kişi başı. Bu da böyle bir bilgi. O zaman şimdi şöyle yapalım. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bakalım. Ciao.